Biyolojik mücadelenin faydaları, ne faydası gördüm? Bunları anlatacağız burada bugün. ...1980 yılından beri çiftçilik yapmaktayım. Yaşım 60. Yani 20 sene yapmadıysa 40 senedir beri bu işi yapıyoruz. Yaklaşık 20 senedir bu yana da biyolojik mücadele yapıyorum bahçelerimde. Narda, portakalda. Yani şu andaki nar bahçem içinde bulunduğum yaklaşık olarak 7 dönümlük bir bahçem var. Bakımı çok zor çünkü çocuğa bakar gibi bakıyorsun buna ya. Dibine, çapala, gübresine, ağaç, yazın, sula, hepsi zor tabii bu. Kolay değil, çiftçilik çok zor iş. Portakalımızda, mesela mandalinimizde unlu bit olduğu an ağacında durmuyor. Mecbur zehir atmamız gerekiyor. Bir ağaçta 10 kasa varsa 3 kasası unlu bitten zaten dökülüyor. Bir de nara bir yaz boyunca en azından 6-7 defa ilaç atıyorsun. 6-7 defa ilaç atmak bir düşün, kaç paraya mal olur yani. Çok aşırı külfetli. Şu anda kazanmıyoruz. Yani girdiler gübre fiyatları, ilaç fiyatları. Gerçekten çok yüksek durumda. Bu yıl taban gübresinin girdisi bana bir çuvalı 1000 lira. Tanker ilaç olmuş 2 milyar 3 milyar. Aşağı yukarı buraya da 20 tanker ilaç lazım. Bir ilaca bakıyoruz, bir emeğe bakıyoruz. İşimiz zor. İhracatın daha fazla geliri var. Onun için tabii ihracatı tercih ediyoruz. İş piyasaya gittiği an o zaman da meyvamız bizim istediğimiz şekil olmuyor. Yani para etmiyor. Elimizde kalıyor. İhracatta mal kalitesine bakıyor. Biyolojik mücadelenin işte o konuda bize çok daha faydalar var. Buraya bu yıl böcek saldık ve de kalıntısız meyvamızı yetiştirdik. Bu biyolojik mücadelede yaptığımız zaman bize hem külfet getirmiyor, ilaç kullanmıyoruz bahçelerimizde, hem de meyve daha kaliteli oluyor, daha iyi oluyor. Son 3 yıldır girdiler biraz yarıya düştüğü için para kazanmaya başladık. Özellikle ihraç konusunda biyolojik mücadele olduğu için önceden narlarımız iç piyasaya giderken şimdi artık yurt dışına gidebilir duruma geldi. Yani bundan önce böyle bir hizmet vardı ama paralıydı, şeyliydi. Onu herkes yapmıyordu. Paramızı da satın alıp koyuyorduk o zaman da. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz bunu yapınca, bize destek verince daha iyi oldu. Yani külfetsiz oldu. Allah'a şükür de unlu bitten de kurtulduk. Bu yıl bahçeyi büyütmek istiyordum. Para da kazandık. Allah'ın izniyle bahçeyi büyüdürüm. Başkan köylü, bizim gibi köylü olduğu için köylünün derdinden, her şeyden biliyor. Çiftçilik yapanlara tek söyleyeceğim, biyolojik mücadeleye başlasınlar. Yapmıyorlarsa eğer.